Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle yine karşınızdayım. Çörek otlu kurabiye yapacağım. Ama buna ben biraz da susam ekleyeceğim. Sadece çörek otu değil, biraz susam ekleyeceğim arkadaşlar. Bunun için malzemelerimi hazırladım ve malzemelerimi sayarak kurabiye yapımına başlayalım arkadaşlar. Malzemelerimiz: bir paket 250 gram oda sıcaklığında margarin, bir çay bardağı çiçek yağı, 2 yumurtam var, sarısını üzerine süreceğim, akını içine kullanacağım, bir fincan 3 yemek kaşığı ediyor toz şekerim var, bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, elma ya da üzüm sirkesi fark etmez. Burada 2 yemek kaşığı çörek otum var. Sadece çörek otu kullanarak da yapabilirsiniz. Ben biraz da böyle yarı yarıya paylaştırdım. 2 yemek kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı susam. Evet, bunu kullanacağım. Bir tane şöyle hamur kabartma tozum var. Bu çeşneli, mahlepli ve susam aromalı. Tuzlularda kullanılan bir kabartma tozu. Ondan ekleyeceğim. Ve aldığı kadar, tahmini 4-5 su bardağı, şöyle 200 ml'lik su bardağında da un kullanacağım arkadaşlar. Kabımı da hazırladım. Artık yapımına malzemelerimizi katarak başlayalım. Evet, oda sıcaklığındaki margarinimi kabıma koyuyorum. Bir çay bardağı çiçek yağımı da ilave ettim. Yumurta akını da içine ilave ediyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. Bir fincan toz şekerim. Toplamda 3 yemek kaşığı yeterli olacak. 2 yemek kaşığı sirke. Üzüm sirkem vardı. Ben üzüm sirkesi kullandım. Ve bir tatlı kaşığı tuz. Bunları da ilave ettim. Evet, bu malzemeleri önce şöyle bir çırpayım. Evet, şöyle bir malzemelerimi şöyle bir karıştırayım. Şöyle biraz şekerle tuzu erittim. Şimdi unumu ilave ediyorum. İki su bardağı kullandım. Böyle üçüncü su bardağını da kattım. Dördüncü bardağımı da hazırlıyorum. Evet, çörek otu ve susamımı, kabartma tozumu daha ilave etmedim. Evet, artık bunu elimle şöyle bir karıştırayım. Elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Ben unumu eleyip kabıma koymuştum. Unum elendi. Evet. Şöyle bir karıştırdım ve şimdi şu çeşnili hamur kabartma tozu, onu da ilave ettim. Tek sade, elinizde bu yoksa tek sade bir kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi artık elimle yoğurma işlemini geçeceğim. Şöyle kaşığımı şöyle temizleyeyim. Su bardağı un katmıştım. Şimdi dördüncü su bardağı unumu da katıyorum. Artık bundan sonraki daha dikkatli gerekirse o şekilde katacağım. Önce şöyle bir yoğurayım. Evet, 4 su bardağı katmıştım. Bir yarım su bardağı kadar katıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Evet, şimdi susam ve çörek otunu ekliyorum. Evet, çörek otunu da ilave ettim. Evet, şimdi bunları da güzelce yoğuracağım. Evet, iyice yedirene kadar etrafını şöyle temizleyerek. Evet, hamurumu hazırladım. Şöyle yumuşacık bir hamurum var.
Şimdi bunu şöyle bir bezeler yapıyorum hamurumu. Şöyle kenara koyuyorum. Evet, şöyle bezeler yaptım. Bunu kenara alıyorum. Şöyle tezgahıma bir tane bezemi aldım ve bunu rulo yapacağım. Evet, eşit bir şekilde rulomu yaptım. Üzerine şöyle biraz bastırıyorum. Şöyle yumurta sarısını. Sonradan da sürebilirsiniz ama ben bu aşamada sürüyorum. Evet, şu kenarlarını da şöyle düzeltiyorum. Ve şöyle bir aparatım var. Aparatımla şöyle şeritler halinde keseceğim. Tepsime yağlı kağıt serdim. Yapmış olduğum kurabiyelerimi, hamurlarımı tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Evet, aç bakayım. Evet, bir yandan da şimdi fırınımı açacağım. 180 derecede fırınımı da ısıtıyorum. Evet, ben bir bezemi koydum tepsime. Şimdi ikinci bezeme başladım. Ve diğer bezelerime de aynı işlemi uygulayarak devam ediyorum. Evet, ben bütün bezelerimi kestim. Hepsi tam bir tepsi kurabiyem var. Şimdi bunları pişmeye götüreceğim. Fırınım da ısındı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Fırınınıza göre ayarlayın. Ben şöyle bir 23 dakika kadar bir ayarlayacağım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. 180 derece. 180 derecede torbada pişiriyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyem pişti. Mis gibi çörek otlu, susamlı kurabiyem. Şimdi bunlar soğuyacak. Soğuduktan sonra saklayabilirsiniz. Şöyle kavanozlarım var. Ben bu kavanozlara koyuyorum ve buzdolabında bekletiyorum. Önce soğuyacak. Soğuduktan sonra kaplarıma koyup ağzını kapatıp buzdolabında bekleteceğim. Kurabiyem hazır. Bu şekilde şu an soğudu. Şöyle bir tanesini şöyle böleyim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Çörek otlu ve susamlı kurabiyem. Şimdi ben bunları kavanozlarıma koyup kavanozlarımda saklayacağım. Tarifim buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.